Ben Profesör Doktor Hasan Engin, İnşaat Mühendisliği Bölümü öğretim üyesiyken 2013 yılı sonunda emekli oldum. İlk amacım makine mühendisliği idi. Fakat işte benden bir sene önce giren liseden sınıf arkadaşım işte bak şöyle güzel baraj yaptığını düşün falan diyerek beni bir anlamda makineden inşaata çevirdi. 65 senesinde inşaat fakültesine girdim. 5 yıllık eğitim sonunda 1970 senesinde mezun oldum. 70 senesinde teknik mekanik ve genel mukavemet kolundan, o zaman kollar vardı. Son sınıfa geldiğiniz zaman siz kolları seçerdiniz ve ben derslerim iyi olduğu için de teknik mekanik genel mukavemet kolunu seçtim. O koldan mezun oldum. Lisede fen koluna geçen her öğrencinin hayali teknik üniversite. Rozetimizi gören herkes de bize şey yapıyordu. Yani sempatiyle bakıyordu o seneler özellikle. Ben teknik üniversiteye geldiğim için tabii çok memnunum şeyden. Doktora olsun daha sonraki çalışmalarda hocalarımız da devamlı. Biz mesela doktoradan önce o konuda sivrilmiş hocalardan dersler aldık. İşte bunları sayarsak mesela benim danışmanım Profesör Doktor Erdoğan Şuhubi'ydi. Ondan matematik dersler aldık. Sonra yine aynı birimde Profesör Doktor Vural Cilemre vardı. Rahmetli Vural Cilemre. Ondan da yine teknik mekanik üç yani sürekli ortam mekaniği ve matematik dersleri aldık. Elektrik Fakültesinde Profesör Doktor Mithat İdemen vardı. Ondan da sınır değer problemleri olarak dersler aldık. Hepsi tabii bize yol gösterdi bunlar bu hocalarımız ve daha sonraki çalışmalarımızda da herhangi bir sıkıntımız veya problemimiz olduğu zaman bunlara zaman zaman danıştık. Bir defa onların çok etkisi oldu. Sonra teknik üniversite olmanın da etkisiyle kendimize de bir güven oluyor şey olarak. Buraya da aşağı yukarı 5 yılda öğrenci dersiniz 47. Emekli olduktan sonra da ayrılmadık ki ben odam var İnşaat Fakültesi'nde. Geliyorum, genç arkadaşlarla konuşuyorum. Tabii ki çok insan duygusal bir şey. Yani onu tarif etmek çok kolay gelmiyor bana. Ancak İçinizde bunu hissediyorsunuz. Kürsü sisteminde aşağı yukarı 82 senesine kadar o kürsüde bir aile gibiydik yani şey olarak. Mesela aylık değilse bile ara sıra hocalarımız evlerinde toplantı, yemek verirlerdi. Herkes giderdi. Orada konuşurduk hepimiz. Sonra kürsü toplantıları olurdu veya öğleyin buluşup kürsünün dertlerini konuşurduk. Gençlere donanımlı geliyor. Mesela yabancı dil biliyor çoğu. Büyük çoğunluğu biliyor en azından. Bilgisayar onu da biliyorlar. Artık bütün mesele öğrencinin kendi kendini geliştirmeye iyi öğrenmesi lazım. Bu zaten sadece öğrencilik yıllarında değil. Hayatta da böyle. Siz mezun olduktan sonra mutlaka bu tür faaliyetlerde bulunarak işte odanın faaliyetleri var, uluslararası faaliyetler var. Bunlara katılarak kendinizi geliştirmeniz lazım.